Bugün bu videoda en düşük puanlı restoranların yemeklerini yiyeceğiz. İstanbul'un her yerindeki düşük puanlı restoranları toplayıp belirledik. Bakalım yorumlardaki insanlar düşük puan verip kötü yorum yaptıklarında yalan mı söylemişler? Yoksa o restoranlar daha beter yorumları hak mı ediyor? Evet. Bu videoda test edip göreceğiz. Ben bu arada yemek videolarını seviyorum. Karnım doyuyor. Really nigga. Ama bu videoda karnın çok doyacak gibi değil. Çünkü düşük puanlı restoranlar her an mide fesadı geçirebilirsin. Nasıl? Seni hastanede de kaldırabiliriz. Tamam. O yüzden hazırlıklı ol. O halde ilk restoranımıza hemen geçelim. Hadi bakalım. Geç. Videoya geçmeden önce sizden abone olmanızı rica ediyoruz. Birbirinden harika videolar çekiyoruz ve bundan dolayı hedefimiz 3 milyon olmak. Bu hedefe ulaşmamıza yardım edin. Eğer ki abone olup M2 Family'ye katıldıysan videoyu izlemeye devam edebiliriz. İlk restoranımızın yorumlarını okuyorum. Birisi yazmış ki yemin ederim hayatımda yediğim en kötü Adana kebaptı ve içeride müşteriler varken işletme sahipleri yüksek sesle konuşup kavga ediyorlardı. Gitmeyin. Tamam abi. Bence keyifli yani. Birisi yazmış ki dikkat, bak büyük harflerle yazmış, dikkat. Bu restoran berbat ve müşterilere dilenci gibi davranan personeller de öyle. Dolandırılmak istemiyorsanız bu mekanlara girmeyin. Biz dolandırılmak istiyoruz. Biz o yüzden gideceğiz. Demir ki tezgahtaki Adana kebapları görünce kebap yemekten vazgeçtim. Bembeyaz kebaplar, kim bilir içine et harici ne koydular. Usan mı hocam? Mercimek çorba içtim, çorba demeye bin şahit, çap suyu gibi. Lahmacun yedik, salçalı pide resmen. Verdiğim paranın hakkını vermeyen merdiven altı bir işletme. Yani genellikle bu işletmenin kebabını gömmüşler. Ben sana bir şey, ben bu yorumlara katılmıyorum. Adam kebap vermiş, adam şap suyu zannetmiş. Mercimek zannetmiş, bir sürü lezzet tatmış yani. Adam kebap haricinde bir sürü lezzet tatmış. Adam daha ne yapsın? Bu restoranımızın genellikle kebabından şikayetçilermiş. O yüzden aynen, biz de gidip kebabını test edeceğiz. Aynen. Bakalım yorumlardakiler haklı mı? Mercimek çorbası da söyleyeyim, bir şap suyu içmek istiyorum. Bakalım şap suyu mu dedi. Tamam, mercimek çorbası da hazır. Hadi bakalım geçelim. Geç. Mekana geldik, ben Adana kebap söyledim. Musa da çorba söyledi. Evet, ben bir şap suyu içmek istiyorum. Ama şimdi daha denemedik, bakalım. Denemedik. Yorumlar yalan mı söylüyor yoksa öyle bir şey yok mu göreceğiz. Bakalım. Ben anamın mercimek çorbasıyla kıyaslayacağım. Sen kebabı en son neredeydin? Ben en son kebap ne zaman yedim hatırlamıyorum ya. Ah, ağzımız et mi görüyor arkadaşlar? Ya baban kasap olmaz lan, bu yalan yanılır. Arkadaşlar babam kasap olabilir, ben vejetaryen olabilirim belki. Teşekkür ederiz abi. İlk gözlemlerin nasıl? Gayet güzel bence duruyor. Bir tadına tadını tadına bas. Yani. Sen bir doya doya iç bir ya. Karnım doyuruyor mu o zaman? Peki ben tadına bakayım bir. Yani evet. Ben normal. Tuhaf bir tat alamadım. En son toplu değerlendirmeleri müsait bir yerde yapacağız, tamam mı? Tamam. Ben kebabı merak ediyorum. Bir kebap gelsin de. Kanka bir şey eksik. Kavga eksik. Ben kavga izlemeye gelmiştim annelerde. Adana geldi. Bak bakayım tadına. Yorumlarda Adana kebabı bayağı laf söylemişlerdi. Bakalım söyledikleri kadar. Yorumlarını saklayabiliriz. Videoda bir kural olsun. Önünüze gelen yemeğin hepsini bitirmek zorundayım. Ben bitiriyorum. Beğenmiş gibi yap, bizi dövmesinler. Ustalar bize çok pişman oluyor. Tam karşına baksana. Ustalar bize böyle bakıyor. Normalde kebap biraz daha böyle yumuşak, sulu sulu olur benim bildiğim. Bu çok ya, kuru ve sert. Şöyle şöyle. Kebap böyle yenir abi. Kebap bana böyle yenir. Hadi kalkalım. Ya canım çok tuhaf değil mi ya? Hadi kalkalım. Abi hesabı alabilir miyim? Şimdi evet, birazcık restorandan uzaklaştık. Ustaların bizi duymayacağı yerdeyiz şu an. Ben Adana kebapta öyle ahım şahım bir tat bulamadım. Bildiğim böyle saf buram buram kıyma kokusu vardı ve kuruydu. Evet bak, mercimeğe laf etmeyeceğim. Hayır, mercimek iyiydi ya. Böyle şap suyu falan abartılmış. Evet, şap suyu map suyu. Normal mercimek. Aynen aynen, kesinlikle. Çok doğru söylüyorsun artı bir. Ama dediğin gibi kebapta böyle bir hafif böyle bir kıyma kokusu, böyle bir... Hani yani baharatı eksikti, tuzu, baharatı falan eksikti. Evet. Çok kuruydu ve yani birazcık böyle baharatı, tadı, tuzu yerinde olsa güzel bir kebap olacak. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Hani yorumlarda böyle kebaptan, çorbadan, morbadan bahsetmişlerdi ya. Evet. Kebaptan bahseden kişiler yalan söylemiyormuş. Evet. Ama çorba bir tık yalanla yani, çorba güzeldi, normaldi. Yorumda Adana kebaba laf edenler haklıymış. Yani evet, doğru yorum yapmışlar ama mercimek çorbasında çok büyük bir sıkıntı yoktu. O halde bir diğer restoranta geçelim. Hadi bakayım, geç. İkinci restoranımızın yorumları şu şekilde. Burada yemeğin aynı gece mide ve ishal problemleri hastalanacaksınız. Öyle bir yorum abi var. Çok iddialı bir yorum. Bayağı iddialı bir yorum. Oğlum işin sıkıntı tarafı ne biliyor musun? Bunlar ayrı ayrı insanlar. Biz tek bir kişi bütün kötü restoranlara dolaşıyoruz. Bak bak, bize bozuk yemek verdiler. Abartı gelebilir bu bence. Diyor ki bir şeyler yemek için en kötü restoran. Yemekler tuhaf bir şekilde tuzlu. Sanki deniz suyu içiyor musunuz gibi fazla tuz hastalığına neden olur. Ve yiyecekler sizi bozabilir demiş. Yani bunu yabancı bir yorum yapmış. Ben çeviri yaptım. Ha, yabancılar mı beğenmemiş? Yabancılar da var, Türkler de var. Eminönü tarafında çok turist olduğu için turistler daha dürüst yorumlar yapıyor. Ama ben şimdi bak, benim toprağımdaki adamı, insanı gömemez.
Diyor ki çok korkunç yiyecekler sadece insanları aptal yerine koyuyor. Çok korkunç yiyecekler mi? Ürkütüyor mu yemekler? Böyle mi diyor? Ama öyle mi işte? Hayatımda bak bak başka yoruma bak. Hayatımda yediğim en kötü yemek. La bir görelim ya şunu hadi. Musa ihsan misal olursunuz diyor. Ne diyorlar oğlum? Mide fesadı geçirirsiniz. Bakacağız. Bakacağız sonuca. Vardı bir şey diyeceğim. Biz az önce hani restoranda yemek yedik ya. Ne kadar ödedik? Bu kebapla çorba mı? He. Toplamda 240 TL tutmuş. Evet, kebap 160'tı. 160 liraydı. Evet. Gerisi çorba o zaman. Bir de ayran. Ayran vardı. Gerisi çorba yapıştırıyor çorbaya. 240 liraya değer miydi o? Kebap 160 liraydı. Kebabı değerlendir. O kebap 160 lirayı hak etmiyordu. Etin kilosuna bağlı. Manyak. Etin kilosuna kadar. Bana çok pahalı geldi bence. Neyse hadi gel. Ya diğer restoranda getirelim ya. Abi el tutuşup mu gitsek restorana? Bir şey diyeyim mi? Fiyatlar biraz pahalı. Hatta bayağı pahalı. Bu restoranın yorumlarında genel yorum vardı. Hani böyle kebap, döner, ne bileyim lahmacun yoktu. Genel bir yorum vardı. Yani istediğimizi söyleyebiliriz. İstediğini söyle. Niye böyle çiftler gibi aynı menüye bakıyorsun? Aşkım hangisiniz? Bu arada bir şey diyeceğim. Fiyatlar bayağı pahalı. Evet bu arada fiyatlar çok bayağı dolgun yani. Valla tadını bilmem de hesap öderken tadımız kaçacak. Hocam ben pide alayım ya. Pide mi? Valla pide alayım. Pide 350 lira. Ben tavuk döner alacağım bir tane. Tamam hemen söyleyelim hadi. Ben lahmacun söyleyeceğim ya. Lahmacunu merak ettim burası. Tamam. Ben iki tane lahmacun söyleyeceğim. Ben de tavuk döner. Bu arada bu fiyatlarda güzel gelmezse mekanı dağıtırım haberiniz olsun. Şunu test etsene. Bizim önümüze menüyü koydular. Bakalım kaç dakika sonra gelecekler. Hiç çağırma. Akşam olursa. Ben burada kronometre tutacağım bekle. Kronometreyi başlattım. Bakalım kaç dakikada buraya gelecekler. Bakalım. Şimdi normalde müessesin memnuniyete önem vermesi lazım. Anladın mı? Bizi burada 10 dakika 20 dakika bekletirseniz bir sipariş veremezsek kalkıp giderim. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani biz ülkelerin yemeklerini tadıyoruz ya. Taksim'e gelelim ülkelerin yemekleriyle ve oradaki insanlarıyla tadalım. Sen Rus'u nereden bulacaksın Japon? Aa, Rus burada, Çin geçiyor. Arap da birazdan geçer. Ben bu restoranın yorumlarından birisine ne yazacağım biliyor musun? 5 saat bekledik gelmediler yazacağım yani. Öyle bir yorum yapacağım. Arkadaşlar biz yok muyuz? Biz yok muyuz? Biz görünmüyoruz mu acaba? Şu an etrafa bakıyoruz ki birisi bize baksın diye. İki tane lahmacun, bir tane tavuk döner. Kronometreye başlamadan önceki süreyi hesaba katarsak, bir de kronometreye hesaba katarsak 3-4 dakika boyunca bekledik. 3-4 dakika bir sipariş almak için geç. Bu arada benim tavuk dürümüm geldi. Bence burada bir benim özel bir yorumum olacak. Siparişleri yanlış alıyorlar bence. Yani bu bize mi denk geldi bilmiyorum ama. Ya biz normalde 2 adet lahmacun demiştik. 2 porsiyon dediler. Ben tombik dedim, dürüm geldi. Ben tavuk geldi. Döner dedim diye hatırlıyorum. Tavuk döner dedin evet. Dürüm getirdi mesela. Tavuk dürüm getirdi mesela. Herkes orada şey inisiyatifine göre hani ya bu müşteri kesin dürüm istiyordu. Hani böyle anladın mı? Güzel değil mi? Değil mi? Yemin et. Vallahi mide bozan. Normalde ağzından böyle çıkarma gibi uyum yok. Neredeyse çıkarma derecesine geldi. Hatta maalesef yediğim en kötü tavuk döner. Bu arada kamera arkasında çay da sipariş ettik. Çayın tadına bakacağım. Bu su lan. Ben yemesem ayıp olur mu? Bitirmek zorundasın. Videonun kuralı o. Yemek zorundasın. Videonun kuralı o. Kuralın dışına çıkma Musa'cığım. Onu var ya zorlana zorlana bitirecektim her zaman. Dürüst konuşmak gerekirse ben tavuk tadı alamadım. Böyle bir yağ tadı var. Verdiğiniz paraya acıyorum ben. Hiç para vermek istemiyorum şu an. Onu paket yapacağız sokak hayvanlarına vereceğiz. Onlar bile yemez sen yemediysen. Hadi gel gel canım. İnşallah lahmacun güzel gelir. Yoksa aç kaldım. Bu arada neredeyse 15 dakikadır lahmacun bekliyorum. Ufak değerlendireceksek siparişler yanlış alınıyor. Tavuk döner dedi, dürüm geldi. Ben 2 adet lahmacun dedim, 2 porsiyon lahmacun mu istediğiniz dendi. Yani yok demesek, itiraz etmesek şey olacak hani. O 2 porsiyon lahmacun getirip koyacak değil mi? Lahmacun geliyor. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Lahmacun geldi bakalım. Şöyle ilkten bir sade tadına bakacağım. Bir sade bak. Kıyma nerede burada? Ben de onu soracaktım bu arada. Kıyma. Kıyma. Neredesin kıyma? Bu arada asla ağzıma kıyma tadı gelmiyor. Full baharat tadı geliyor. Böyle al şöyle bir dene. Şu yediğim lahmacun asla 280 TL hak etmiyor bu arada. No. Yalnız gördün mü benim İngilizceyi? No. Senin için özel hazırladım. Teşekkür ederim. Ne demek? Oğlum ben içim gidiyor şu an tavuk döneri yiyemiyorum ya. Arasında domates salata koyduk ya. He. Sadece onların tadını alıyorum şu an. Valla. Biz buradan hesap edemeden nasıl kalkabiliriz? Bu arada videonun tek kuralı vardı ya. Önüne gelen yemeği yemek zorundasın. Sen yarıda bıraktığın için bir puan kaybettin. Hiç de umurumda değil, istersen ye. Buradan çıktıktan sonra gerçek yorumlarınızı tamamıyla duyacaksınız zaten. Şu anda etrafımızda çalışanlar olduğu için dikkat çekmemeye çalışıyor. Bu arada kamera kapalıydı. Ben oradaki restoran yetkililerine dedim ki abi dedim bunun kokusu niye böyle dedim. Siz dedim tavuğu pişirmiyorsunuz. Dedim siz tavuğu çiğ mi koyuyorsunuz içine? Ve bunu da aldım boşa para vermeyeyim diye. Abla da kafasını soktu kameraya. Al kedi kedi gel. Al bakalım al. Ye onu. Koy önüne komple koy. Koy öyle koy ha. Dur ona servis açacağım. İyi ya.
Sen yemedin. En azından hayır işledin. Güzel bir şey yap. Şimdi gel. Şimdi restorandan çıktık. Dürüst yorumlarını direkt burada söyle. Hocam ben dürüstçe yorumlarımı videoda da yaptım. Ben buranın tavuk dürümü maalesef ki abartısız yediğim en kötü tavuk dürümü. Yok ya. Ben de daha önce lahmacun tatmasaydım o lahmacunu belki güzel derdim ama nimete asla lafım yok. Sadece bu yorumum restoran yemeklerine. Lahmacunda kıyma tadı asla almadım. Bildiğim meze tadı vardı ve lahmacun ekmeği tadı vardı. Ya kısacası yorum yapan insanlar haklıymış. Haklıymış. Şöyle bir şey daha diyeceğim. Midemden şu an rahatsızlıklar başladı. Sen de bir ishallenme başladı. Yok aman olmasın. Buluşmaya gideceğim. Daha videodan çıkıyorum. Sizlere buluşmadan. Bir dakika geliyorum. Buraya tutup gidiyor. Bu arada bu videoda hiçbir restoranın ismini falan vermek istemiyoruz çünkü kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyoruz. Evet. Ama eğer ki bir yerde kötü bir yemek yerseniz bunu bizzat dile getirin o işletmenin sahibine veya gidin Google yorumlarına yazın. Evet. En azından insanlar bilinçlensin. 565 TL hesap ödedik. 2 lahmacun ve bir tavuk dürüme. Musa bir şey değil mi? Aşırı pahalı. Aşırı pahalı. 2 lahmacun yiyorsun, bir tane tavuk dürüm yiyorsun, 565 lira para ödüyorsun. Yorum yapan insanlar haklıymış. Bir diğer restoranta geçelim. Hadi bakalım. Gel. Diğer restoranın yorumlarını okuyorum. Oku bakayım. En yeni yorumlar dedim. Demiş ki, turist olduğum için bana daha az yiyecek verdi ve daha fazla ücret almaya çalıştı. Yemeğin kalitesi iyi değil demiş. Bizi kazıklayamayız, biz turist değiliz. Tamam. Hayatımda daha kötü döner yemedim. Yarısı yanmış, yarısı yağ. Abi ben artık kötü restoranlara girmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok bak. Ciddiyim oğlum, midem kötü ya şu an. Oğlum bak cidden kötü. Tamam hadi gel, bu son restoranta olsun gel. Bu arada bu gideceğimiz yer döner restoranı. Sadece döner tarzı şeyler yapıyor. Bayağı bir dönerini gömmüşler. Bakalım gömdükleri kadar var mı? Bak sen o döneri yedin mi? Senin midende bir şey var. Benim şu an midem çok kötü. Bu gideceğimiz yer döner restoranı olduğu için döner yiyeceğiz ama bak ne demişler. Et değildi, et kesinlikle denetlenmeli. Yazık oldu para. Yemeden bıraktım, çok kötü. Bir şey değil mi? Boşuna para vermeye gidiyoruz aşkım. Bir test edip görelim ha. Arkadaşlar böyle tür videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Benim midemin bozulmasını istiyorsanız böyle videoları isteyebilirsiniz. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Hadi gidelim restoran. Hadi gidelim. Geldim. Sen yine et döner söyledin ha. Bir tavuk döneri tadalım, bir de et döneri tadalım. Ben niye böyle fakir gibi takılıyorum? Ha, eti sen al, tavuğu var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Et döner şöyle. Abi bitiremeyeceğiz gibime geliyor. Niye öyle? Yiyeceğimiz kadar. Bu arada şöyle bir şey, et döner hakkında fazla bir yorum görmedim. Sadece denemek istedim. Tavuk döner hakkında çok yorum vardı. Mesela bu güzel kokuyor. Kokla. Hani diğer gibi böyle ağır bir yağ kokusu yok diğer döner yediğinde. Bu arada et dönerde ben bir problem bulamadım. Tavuk mu güzel ya? Ben tavukta o kadar şey bulamadım yani. Var gibi. 5 saat sonra mı anladın? Bir baharat var içinde. Böyle sanki benim damağıma hitap etmiyor gibi. Ben bir et dönere bakayım. Koku testinden geçti. Güzel. Bir şey diyeceğim. Bu arada kafe ödedik. 260 lira mı? 207 lira. Güzel. Aynen. Tadına baktık, yorumu dışarıda yapacağız. Bu arada buranın ödeme sistemi self servis. Yani direkt kasada ödüyorsun. İlk defa böyle bir döner satan yerde self servis gördüm. Bakma. Bu ne? Sense. Ya o şey ya, biraz kuruyor ya, kuru oluyor. Elle. Tavuk mu değil mi? Ya. Bu tavuğun kemiği bu arada. Şu anda bitti benim için. Ben ette bir problem bulamadım. Ette bulamadım. Et güzel zaten. Bu dönerimiz de kediye gitti. Kedicik ayran açayım mı bir tane yandan? Tadı nasıl? Bir yorumlar mısın kedicik? Sağ olun. Çok güzel. Gün içinde 24 saat boyunca birbirinden farklı düşük puanlı restoranlara dolaştık. Size fikrimizi belli ettik. Bazı yorumlara katıldık, bazılarına katılmadık. Evet, keşke dolaşmasaydık çünkü benim midem şu an çok kötü. Bayağı gerçekten. Bir hassas birisi olduğun için senin miden şu an kram geçiriyor. Yani midemi temiz etmemiz lazım. Oha. Ciddiyim. Çok kötü. Bak hala bak görüyor musun? Gaz falan çıkıyor. Böyle bir garip bir kötü bir duygu var midemde. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizin için türü türü şeylere katlandık bu evet, videoda. Ben normalde yemek videolarını çok severim. Bu video benim için hiç iyi oldu. Bundan sonra böyle videolar çekmiyorum. Bana video arkadaşı şey diyor. Biz niye 5 yıldızlara gitmiyoruz? He. Niye güzel yemek yapan yerlere gitmiyoruz? Evet arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Eğer ki bu tarz videoların daha çok beğenmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Sizden kadar çok like atarsanız biz de bu seriyi sevdiğinizi görmüş oluruz. Bu video eğer ki 30 bin like gelirse bu seriyi sevdiğinizi anlarız. Bir dahakine nereye gidelim biliyor musun? Nereye? Bir dahakine düşük puanlı otellerde kalalım. 30 bin like gelirse eğer ki düşük puanlı otellere gideriz. Evet. Bu videomuz da bu şekilde. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Saygılar. Güle güle. Bay bay. Yandan çıkan videoda gitmeyi unutmayın. Ben bir tuvalete gideyim. Sen bir git. Gidim. Sen bir git. Kendini çok sıkıyorum. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm.